Selam, hoş geldin. Ben Levent. Çok uzun bir süredir çekmek istediğim bir video vardı. Konu başlığı zaten görüyorsunuz şu anda aşağıda ama şu an üniversite son sınıf olduğum için ve çevremdeki çoğu insanda, bütün yakın arkadaşlarım da neredeyse işte hepsi son sınıf olduğu için konuştuğumuz konular hep bu yönde. Hayatımın gündemi hep bu konular üzerine dönüyor şu anda. Son sınıf olmak, iş stresi ve işte ne bileyim projeler, bilmem neler, hep böyle gündemim bu. Ben dedim ki benim hayatımdaki gündemim buysa ve ben de YouTube'a kendi hayatımdan kesitler koyuyorsam neden kendi hayatımdaki gündemi YouTube'da da gündemimi yapmayayım dedim. Ve o yüzden bu videoyu çekmek istedim. Üniversite 1'de 2'deysen belki işine yarayabilir. Sondaysan da dertleşmiş gibi olabiliriz. Şimdi şöyle bir şey, üniversite son sınıf olmak gerçekten zaman zaman çok stresli ve uğraştırıcı bir sene hayatının. Sona doğru yaklaşıyorsun ve çok karışık bir sene. Neden karışık? Şu birkaç farklı nokta var. Öncelikle birinci nokta stresli oluşu. Neden stresli? Çünkü bir sene sonra ne yapacağını, nerede olacağını hep merak ediyor. İkincisi duygusal olarak karışık bir dönem. Hem o stres bununla birleşiyor hem de sona yaklaşıyorsun. Hem heyecan, mezuniyet var, ne giyeceğim, ne yapacağım, işte son kez şöyle yapalım, böyle yapalım, mezun oluyoruz, bitiyor, bak hani iyi bir heyecan var. Aynı zamanda ya işte abi 4 sene nasıl geçti ya, ne çabuk geçti ya, işte şunu yapardık, bunu yapardık, şöyleydi, böyleydi. Sürekli böyle bir flashbackler yaşıyorsun duygusal olarak. Hem böyle bir hüzün var, hem bir heyecan var, hem de bu stresle birleşen nokta var. En önemli noktalarından biri, üçüncü noktayı çekiyorum şöyle. Projeler. Bitirme projesi varsa bu bitirme projesi hayatının çoğunu kaplıyor. Ders sayın az gözüküyor başlarken, diyorsun ki aman az dersim var bu sene zaten. Yani okula belki bir gün, iki gün ya da maksimum üç gün falan gidiyorsun. Ama yani bütün hayatını yiyor. Çünkü ne öğrendiysen hop hadi göster bakalım, önümüze koy bakalım diyorlar. Ve bu çok stresli bir süreç oluyor. Hele ki gruplarla çalışıyorsan zaten işte. Yani üniversite son sınıf olmak stresli bir şey. Dediğim gibi ilk konuyu ele alacak olursak gerçekten stresli. Neden stresli? Çünkü hani ben ne yapacağım? Abi mezun oluyoruz. Ben hani ne halt edeceğim seneye? İş bulabileceğim mi? İş bulmak istiyor muyum? Nerede iş bulmak istiyorum? Acaba yükseğimi devam? Aklına böyle türlü türlü sorular var. Eğer ki üniversitenin başında yapmak istediklerini hala yapamamışsın üniversite sonuna geldiklerinde o en kötü. Çünkü abi ben mezunum ama hala işte atıyorum work and travel etmeye çok istiyorum ama işte nasıl gidebilirim? İşte araştırayım, okulumu uzatsam, dersimi bıraksam, bu tarz bir şey olabilir. Ben ne yapacağım? Ne işe gireceğim? Seneye bu zamanlar ne yapıyor olacağım? İş bulabilecek miyim? Böyle mod düşüren konular var. Tabii bu konuların seni etkileme oranı şuna bağlı bence biraz. Ya benim bu konular birazcık az etkiliyor. Benim daha az stresli olduğum konulardan biri şu, hani iş bulabilecek miyim? Ki bu arada şöyle bir şey var. Şimdi bu son sınıfı ben iş bulabilecek miyim acaba konularını nerede okursan oku herkes düşünüyor. Çünkü olay artık nerede okuduğun değil, okurken neler yaptın, kendine neler kattığın olduğu için hani herkesin gündeminde olan bir konu bu. Bu konunun devamı olarak da şöyle söyleyebilirim. Üniversitenin sonuna doğru, mezuniyete doğru yaklaşırken yaşadığım bu iş bulacağım ve ben seneye ne yapacağım stresinin aslında en büyük cevabı nerede yatıyor biliyor musun? Üniversitenin başlarında yatıyor. Çünkü sen üniversite 1'de, 2'de, 3'de ya da hazırlıkta falan nerede çalışmak istediğini ya da ne yapmak istediğini bulursan, hangi departmanda çalışmak istedin, hangi alanda yapmak istedin, işte kendi işini mi kuracaksın, bir firmaya mı gireceksin, işte startup mı kuracaksın, önünde bir sürü seçenek var. Önemli olan bu seçenekleri yaratıp bu seçenekler arasında ya az indirgemen, birkaç taneye düşürmen ya da bunlardan birini seçmiş olman bence çok önemli. Çünkü önünde hiçbir seçeneğin yoksa ya da seçenekler arasında kaybolmuşsan gerçekten çok stresli bir süreç. Sen baştan da stajlar yaparsın, öğrenci kulüplerine katılırsın, etkinliklere katılırsın, network'ünü genişletirsin, bir şeyler yaparsın. Kendini istediğin noktaya daha yaklaştırırsın. Seni son sınıfta mental olarak rahatlatır. Çok rahatlatır. Sadece son sınıf olarak düşünme, hayatının ilerisini de rahatlatabilir. Çünkü atıyorum bir yerde staj yaparsın, oradan birini tanırsın, hop o sana başka fırsatlar sunar. Dersin ki o tam benim iş bulma derdim kalmadı yani ve Türkiye'de çok büyük bir dert bu. İnanın gerçekten çok büyük bir dert. Hem bu profesyonel anlamda stres, iş bulma ya da projeler falan, ders mers hepsi aslında ben şey olarak yorumluyorum. Başlarda ne ektiysen sonda onu biçiyorsun. Ders olarak da proje olarak da dedim ya az önce işte bize öğrendin gel diyorlar. 1'de 2'de hadi 3'te de bir şeyler öğreniyorsun. Bir pratik var. Okey. Hadi öğrendiklerini göster bakalım diyor ve işe koyul diyor. Son sınıfın en kısa özeti ne diye soracak olursam bana ne ekersen onu biçersin oluyor. Bir de şöyle bir şey var hani üniversitenin başlarında cesaret göstermek ve sonunda cesaret göstermek aynı şey olmuyor. Bir kere zaten sonunda o kadar bir cesaret gösteremiyorsun. Çünkü bir şeyler artık realite biraz daha kapına dayanmış olduğu için seneye maaş, iş, ev kirası, Allah ne yapacağım, işte KYK aldıysan o ödenecek falan. Bu konular dayandıysa biraz daha kapıya cesaret göstereyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Yani daha uçuk kaçık fikirleri çok yer olmuyor açıkçası. Bu cesaretin, bu uçuk kaçık fikirlerin yer bulabileceği alan bir tık daha üniversitenin başı. Çünkü üniversitenin birine dersin ki ben Erasmus'a gideceğim. O atlarsın
gidersin gidersin. Bir sorun mu çıktı karşına? Erselim eşleşmede. Okey, hiç sorun değil. 2'de atlatırsın, 3'de atlatırsın. 4'e gelene kadar mutlaka atlatırsın. Ama kalkıp sen 4. sınıf, ben işte 1'de cesaret etmiştim. İşte Esra Erasmus'a gitmek istiyorum. Hop ama işte cesaret göstermedim, gidemedim tamam. Tamam gittin, geldin, derslerin kaldı. Ne yapacaksın? Okul uzatman, dönem uzatman gerekiyor. Arkadaşların mezunup işte işe girmeye başlayacaklar. Sen işte hala o dersleri vermeye çalışacaksın. Bu imkansız değil, dünyanın sonu değil. Tabii ki de halledebilirsin. Her şey okey ama başlarda cesaret göstermiş olsan çok daha iyi olurdu. Bir de şöyle bir artısı oluyor. Başlarda diyelim bir şeye cesaret göster. Erasmus bir örnekti sadece. Bir X bir şeye cesaret gösterdin ya. Şimdi onun kattığı şeylerle sen 2'de, 3'de ve 4'de devam ediyorsun. Ama bu şeyler nasıl anlatabilirim? Biraz da böyle basamak ya da zincir gibi oluyor. Basamak tabii başlarda bir şey yaptın değil mi? Kar topu gibi büyüyüp büyüyüp başka yerde çıkartabiliyor. Bu da işte sonrasındaki planların. Ben seneye ne yapacağım sorusunu sorduğunda son sınıfta kafanda bir tık bir şeyler belirmiş oluyor. Önünde bir tık fırsatlar belirmiş oluyor. Seçeneklerin oluşmuş oluyor. Sen o seçeneklerle seçmiş oluyorsun. Bu çok okey bir şey. Bu açıdan ben kesinlikle şey öneririm. Üniversitenin başında ne kadar cesaret gösterirsen, ne kadar uğraşırsan son sene o kadar rahat edersin. Sadece son sene olarak değil, dediğim gibi aslında biraz daha işte hayat olarak biraz daha rahat ediyorsun. Ama güzel yanları da var. Mesela geçenlerde bir ay olmadı gerçi. Daha da 3-4 hafta önce mesela okuldaydım ve bir iş teklifi aldım İstanbul'da. Ama yani kalktım hemen İstanbul'a gittim. Bu çok heyecan verici bir şeydi benim için. Yani daha önce hani bu staj şeyler için mülakat deneyimlerim falan oldu ama hani şey çok güzel bir his. Birinin yaptıklarını takdir edip seni çağırması, seninle çalışmak istemesi, seninle bir şeyler yapmak istemesi çok güzel bir şey bence. Yani başarılarının ya da emeklerinin karşılığa ulaştığını görmek cidden güzel şeyler bunlar da. Son sınıfta böyle şeyler yaşamak da çok güzel ama hani şey tabii çok sıkıyor ya. Hani projeler, bir şeyler işte bu stres oluyorsun, sen ne yapacağını sorulara. Sıkıntılı süreçler ama hani hep benden yaşça büyük insanlara da anlattığımda bu şeylerime hep şey dedi, ah be ne güzel dertler, hani keşke şimdi o zamanlara gidebilsek falan diyorlar. Yani şey merak ediyorum bazen, hani neyi ben iyi ki yapmışım diyorum, neyi keşke yapsaymışım ya da keşke yapmasaymışım. İyi ki yapmışım dediğim mesela bu yurt dışı deneyimleri, Work and Travel, Erasmus ya da Isaac gibi deneyimleri ve staj deneyimlerimi de katıyorum bunları. Bunları iyi ki yapmışım diyorum. Mesela staj yaparken şey diyordum, hani bütün arkadaşlarım eğleniyor, geziyor okey ama hani ben şu an çalışıyorum yani. 2 gün dersim var ama 3 gün tekrardan işe geliyorum falan. Hani o zamanlar biraz boğuyordu beni ama şu an diyorum ki hani iyi ki yapmışım, çok güzel bir deneyimmiş hani. Mesela bazen kendime şey soruyorum. Tekrardan üniversite okuyacak olsaydım, okusaydım hani ne yapardın diye soruyorum. Sanırsam şunu isteyebilirdim. İşte hani yurdunda üniversite kampüsünde oluşan falan belki onu deneyebilirdim. Hani belki onu isteyebilirdim diye düşünüyorum. Çünkü onun getirdiği arkadaşlık ilişkileri olarak baktığımda o farklı, çünkü sen ev gibi oluyor orası. Hani üniversite senin evin gibi oluyor o zaman kampüsün. Ve işte hani oradaki arkadaşlığına daha çok böyle ailen gibi. Hani onlarla yatıp onlarla kalkıyorsun falan. Bu güzel bir şey ve çok samimi ilişkiler yaratabiliyor. Tabii ki de edindiğin arkadaşlık ilişkileri hadi üniversite bitti bay bay görüşürüz. Hani okay, thanks for everything falan olmuyor bence. Sonrası için de çok güzel devam edebileceği için belki öyle bir şey isteyebilirim ama. Hani üniversitedeyken keşke çok daha fazla konsere gitseymişim arkadaşlarım. Hani keşke cidden daha fazla konsere gitseymişim. Keşke daha fazla sinemaya gitseymişim. Daha fazla tiyatroya gitseymişim. Sona doğru yaklaşırken bunları düşünüyor insan. Ya benim söylemek istediklerim bu kadardı sanırım. Aklıma şu an başka bir şey gelmiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benim için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Görüşürüz.